Almanya'daki Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü'nden bir ekip, Samanyolu galaksisinin merkezine yakın noktada, dev bir alkol bulutu tespit etti. Araştırmacılara göre, propanol maddesinden oluşan bu moleküler bulut, aynı zamanda uzayda şimdiye dek görülmüş, en büyük alkol molekülü keşfi oldu. Propanol, dünyada antiseptiklerde, dezenfektan yapımında veya, temizlik ürünlerinde kullanılıyor. Söz konusu madde, Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A adlı süper kütleli kara deliğin, yakınlarındaki Yay B2 bölgesinde saptandı. Yıldızların yoğun biçimde oluştuğu bu bölge, yıldız doğum odası diye niteleniyor. Diğer bir deyişle yeni keşif, yıldızların oluşumunda alkol moleküllerinin, rolüne dair önemli ipuçları da verebilir. Keşfin ardındaki isimlerden Arno Belloş, grubumuz 15 yıldan uzun bir süre önce, SGRB2'nin kimyasal bileşimini araştırmaya başladı diye konuştu. Gözlemler başarılı oldu ve, diğer birçok keşfin yanı sıra özellikle, birkaç organik molekülün, ilk yıldızlar arası tespitini sağladı. Keşif, hakemli bilimsel dergi Astronomy Astrophysics'te, yayımlanan iki yeni makalede detaylandırıldı. Söz konusu yıldız oluşum bölgesinde, propanyolün bilinen iki çeşidi de tespit edildi. Normal propanol ve izopropanol. İzopropanol, dünyadaki el dezenfektanlarının ana bileşeni olarak da biliniyor. Bu keşif, izopropanolün yıldızlar arası ortamda ilk kez saptanması, normal propanolün de yıldız oluşum bölgesinde ilk kez görülmesi anlamına geliyor. Makalelerin ortak yazarı, Virginia Üniversitesi'nden Rob Garrett şu açıklamalarda bulundu. Bunlar birbirlerine çok benzedikleri için, fiziksel açıdan da çok benzer şekillerde davranır. Yani iki molekülün de aynı yerde, aynı anda bulunması gerekiyordu. Yıldızlar arası uzayda bu tür kimyasalların keşfi, Yay B2 gibi yıldız oluşum bölgelerini daha iyi anlamak için, yürütülen uzun erimli araştırmaların sonucunda mümkün oluyor. Uzayda molekül arayışı, 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Gökbilimciler bugüne kadar yıldızlar arası ortamda 276 molekül tanımladı.